Herkese selamlar arkadaşlar. Umarım keyfiniz yerindedir ama en önemlisi sağlığınız yerindedir. Bugün hakkında sosyal medyadan pek çok soru gelen Xiaomi Redmi Note 9 Pro modeline değineceğim. Aslında daha önce ben bu telefonu anlatmıştım ama çok fazla soru geldi. Tekrardan üzerinden kısaca bir geçeceğim. Şu da var. Redmi Note 9 Pro uygun fiyata bir telefonda en güvenilir deneyimlerden birini sunuyor. Pek çok kişi de bu telefonu almada kararsız kalmış. Özellikle Poco X3 NFC videosundan sonra epey bir soru geldi. Bugün sizlere Redmi Note 9 Pro'yu kısaca özetlemeye çalışacağım. Ancak videoya geçmeden önce kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Destekleriniz benim için önemli. Videoyu beğenmezseniz de dislike atabilirsiniz. Canınız sağ olsun, hiç problem değil. Diğer videoda daha iyisini yapmaya çalışırım. O halde konuya geçiyorum. Xiaomi'nin Redmi Note serisi şimdiye kadar gördüğüm en uygun fiyatlı telefonlardan oluşan etkileyici bir ürün serisi oldu. Türkiye başta olmak üzere dünyanın pek çok noktasında en çok satılan telefonlar arasında yer alıyor Xiaomi'nin bu serisi. Çünkü büyük ekran, iyi performans ve güvenilebilir pil derken tüketicilerin aradıkları temel gereksinimleri sonuna kadar sağlıyorlar ve bunu aslında rakiplerine göre daha uygun fiyatta sunuyor. Yani tercih edilmesinin en büyük nedeni de bu. Redmi Note 9 Pro ise 2019'dan itibaren performans, pil kapasitesi ve ekran boyutu açısından atılım yapan Redmi Note 8 Pro'nun halefi, yani üst modeli. Evet, yeni Note 10 serisi çıktı ve aktif olarak da deneyimliyorum bunu. Şu soru geldi bana: hala Redmi Note 9 Pro satın alınır mı? Bence alınabilir arkadaşlar. Neden mi? Şöyle açıklayayım. Bu arada bu video için Xiaomi'den herhangi bir para almadım arkadaşlar. Alsam da derim zaten. Komple hani siz istediğiniz için bu videoyu çekiyorum. Bilginiz olsun. Şimdi Redmi Note 9 Pro serideki önceki telefonların tasarımına göre oldukça zarif bir telefon. Yani gördüğünüz gibi elde de gayet hoş ve şık duruyor. Fiyat etiketine göre daha iyi görünen yekpare bir cam tasarıma sahip şık bir telefon. Telefondaki kamera modülü, ki şu arkada görüyorsunuz, önemli ölçüde kasadan dışarı doğru çıkıyor. Ki hani bunu zaten günümüzdeki pek çok akıllı telefonda görüyoruz. Ancak kasa üzerinde düz bir çizgi olması yerine 2'ye 2 kamera düzeni daha derli toplu duruyor. Burada böyle görmüş olduğunuz gibi eski parmak izi sensörler vardı. Onun gibi burada kutu gibi duruyor. Ve şöyle bir şey var. Düz bir yüzeye koyduğunuz zaman da telefon çok fazla sallanmıyor. Aynen, sallanmıyor görmüş olduğunuz gibi. Buradan bastırsam tabii sallanır. Modül etrafında lenslerin çizilmesini önlemek için hafif bir çıkıntı da var. Kamera adasının yanı sıra sırt kısım oldukça şık duruyor. Aynı zamanda ön tarafta bir ekran koruyucu da var. Bilginiz olsun. Her türlü koruma için önlem alınmış burada. Premium bir tasarıma geçiş güzel ama bazı kullanıcılara bu telefon büyük ve ağır gelebilir. Benlik bir sorun yoktu ama hani çevremdeki kız arkadaşlarımdan buna benzer yorumlar aldım. Hani büyük diyen oldu, elimde biraz ağırlık hissediyorum diyen oldu, cebimde büyük duruyor diyenler oldu. Ama dediğim gibi bu tamamen tercih meselesi. Ekranın uzunluğuyla etkileşime geçmek için elinizi hareket ettirdiğinizde parmak ve bileklerinizi biraz yorabilirsiniz. Diğer büyük telefonlarda da görülen telefonu tek elle kullanamama veya ses seviyesi ayarlayıcısına ulaşamama zorluğu burada da var. Cihazın arkası biraz kaygan. Bu da telefonun büyüklüğü nedeniyle kullanmayı biraz zorlaştırabilir. Neyse ki Xiaomi kutuya bir silikon kılıf eklemiş. Bu kılıfı kullanın derim. Aynı zamanda ekstra koruma sağlar size. Telefonun sağ kenarında güç ve parmak izi tarayıcısı olarak görev yapan bir tuş var. Hemen şurada. Tuş konum olarak bazı eller için yukarıda kalabilir. Ancak benim için bir sıkıntı yoktu. Aynı zamanda bu sensör kilidi açmada son derece hızlıydı. Burada ayrıca 3.5 milim kulaklık çakı da yer alıyor. Kablolu kulaklığınız varsa gönül rahatlığıyla bu telefonu kullanabilirsiniz. Cihaz su geçirmez değil. Bununla birlikte 1 dereceye kadar sıçrama direnci sunması için kaplamaya sahip ama siz yine de kullanırken dikkatli olun derim. Yağmurda falan konuşurken herhangi bir sıkıntı olmaz ama suya düşürürseniz tehlike büyük arkadaşlar. Gelelim şimdi ekranına. Note 9 Pro 6.67 inç ekrana sahip. Bu ekranın en boy oranı ise 20'ye 9. Bu büyük panelde video izlemek veya oyun oynamak hem keyifli hem de sürükleyici. Netflix'ten falan video izlerken, film veya dizi izlerken hatta büyük zevk alabilirsiniz. Ve görüş açınızı da etkilemiyor. Şurada bir delik var tepede ama o sizi etkilemiyor. Onu da belirteyim yeri gelmişken. Maksimum parlaklık neredeyse yeterli ancak çok güçlü güneş ışığı onu bazen yenebiliyor. LCD panel kullanıldığından burada siyahlar ve kontrast seviyeleri mükemmel olmaktan biraz uzak. Muhtemelen siyahlar ile grileri bazen karıştırabilirsiniz. Aksi takdirde renkler tam karşıdan bakıldığında oldukça doğru görünüyor. Tıpkı sırt kısımda olduğu gibi ekranda Gorilla Glass 5 ile kaplı. Telefonu kılıfsız kullandığımda bile ön veya arkada ciddi anlamda çizik yoktu. Tabii kronik çizikler burada hariç, onları muaf tutalım. İster istemez her telefonda bu kronik çizikler oluşabiliyor. Ekran bir konuda rekabette biraz geride kalıyor ki siz de bunu sosyal medyadan bana sordunuz. O ne derseniz 60 Hz yenileme hızı. Poco X3 NFC gibi rakipleri benzer fiyata 120 Hz ekran yenileme hızları sunabiliyor. Şimdi yüksek yenileme hızı bir zorunluluk değil bu klasmanda veya bu fiyat segmentinde. Ancak daha pürüzsüz görünen bir arayüz sağladığında inkar etmemek gerek. Burada 120 Hz ne yazık ki dediğim gibi yok. Eğer 120 Hz'lik bir telefon istiyorsanız 120 Hz ekrana sahip. Çok fazla 120 Hz dedim lan bu arada. 120 Hz ekrana sahip uygun fiyatlı bir telefon arıyorsanız burada direkt oklar Poco X3 NFC'ye doğru dönüyor. Gelelim performansına. Şimdi Redmi Note 9 Pro'da Snapdragon 720G yonga seti yer alıyor. Poco X3 NFC'de ise Snapdragon 732G var. Şimdi şöyle, aslında bu iki işlemcinin sundukları arasında dağlar kadar fark yok. 3 aşağı 5 yukarı aynalar. Yani bunları elinize aldığınızda, oyun oynadığınızda veya X bir işlem yaptığınızda hissetmeniz, algılamanız çok zor arkadaşlar. Note 9 Pro'daki işlemciye dönecek olursak performans ve pil ömrü arasında güzel bir denge kuruyor. Oyun gibi GPU odaklı görevlerde bazen biraz geride kalsa da kendi segmentinde hemen hemen her senaryoda sonuçlar gayet iyi. İşte uygulamalar, sosyal medya ve diğer görevler arasında zıplama da dahil olmak üzere düzenli kullanımda telefon hiçbir zaman takılmadı veya kekelemedi. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım veya oyunlarda özellikle uzun yükleme süreleri yoktu. PUBG'de hemen oyuna başlayabiliyorsunuz normal sürelerde. İşletim sistemi genellikle çoğunu yediği için, ki bu bütün Android telefonlarda böyledir. Bu arada 6 GB RAM olması iyi. Hatta 8 GB RAM'li model de var ama Türkiye'de bildiğim kadarıyla resmi olarak satışta değil. El altından satıyorlar, Eminönü'nde veya internette var. Ben olsam yine de Xiaomi Türkiye garantili bir cihaz almayı tercih ederim her halükarda. Siz bilirsiniz, yine de bu konuda tercih size kalmış. Bu arada şunu da belirteyim, yine kıyaslamak adına Poco X3 NFC'de de 6 GB RAM vardı arkadaşlar. Note 9 Pro'daki bellek yönetimi oldukça dostane. Xiaomi'nin cihazlarında da kullandığı MIUI da iyi optimize edilmiş. Cihazı çok kasmıyor. Cihazda oyun oynamak genel olarak tutarlı ve akıcıydı dediğim gibi. PUBG Mobile gibi ağır oyunlarda her zaman saniyede 40-45 FPS alabilirsiniz. Aşırı ısınma da burada görmedim ben. Büyük ekran kontrollerin yana taşınması için geniş bir alan sunuyor. Yani telefonda bu şekilde oynarken bayağı geniş ekranı kullanıyorsunuz sonuna kadar. Aynı zamanda harika bir izleme deneyimi de sağlıyor. Ne yazık ki alt kenarda tek hoparlör çıkışı var. Bir de buradaki ses stereo değil tabii ki de. Telefonunuzu nasıl tuttuğunuza bağlı olarak, ki diyelim şu şekilde tutuyorsunuz, ses parmağınızın altında kolayca boğulabilir. Kulaklık çakı ise bunu telafi etmek için yerinde bekliyor. Onu kullanabilirsiniz. Android 10 tabanlı MIUI 11 ile çalışan Redmi Note 9 Pro çoğu kişi için bu ekosisteme giriş noktası olabilir. Tabii güncellemeyi aldı bu arada, onu soracak olursanız. Bu konuda bilmeniz gerekenler, yani MIUI hakkında bilmeniz gerekenler şöyle: görsel olarak stok Android'ten çok uzak olduğu ama işlevsellik anlamında daha fazlası olmasa da hemen hemen her şeyi yapabiliyor. Bir de şey var, özelleştirme seçenekleri bol ve ayrıntılı. Arayüzün görünümünü değiştirmenize izin veren geniş bir tema koleksiyonu da içeriyor. Varsayılan olarak uygulama çekmecesi yok. Bu nedenle tüm uygulamalarınız iOS gibi ana ekranda yer alıyor. Tabii şu da var, bir launcher yükleyerek bu temayı değiştirebilirsiniz veya ana menüye bir uygulama çekmecesi ekleyebilirsiniz. Ekranın gerçek boyutunu gerçekten kullanmak istiyorsanız ekran gezinti düğmelerini gizleyebilir ve yalnızca hareketleri kullanarak işletim sisteminde yolunuzu bulabilirsiniz. Bir de performans konusunda depolama alanına değinmek istiyorum ki bu bendeki model 64 GB'lık ve günümüzde bence yetersiz kalıyor. Tamam, SD kart desteği var ama yine de daha yüksek olması her zaman daha karlıdır. Micro SD kart desteği var dediğim gibi ama tercih yaparken bütçeniz el veriyorsa 128 GB'lık modeline bakın derim. Şimdi gelelim pile. Note 9 Pro'da 5020 mAh batarya var. Aslında MIUI 11 ve 8 nanometre işlemci ile birlikte son zamanlarda bir akıllı telefonda gördüğüm en iyi pil ömürlerinden birini sunuyor bu telefon. Cihazı birincil telefonum olarak kullandığım hemen hemen her gün, günleri ortalama %35 enerjiyle, yani pil seviyesiyle bitirdim. Ekran süresi de genellikle 10 saatin üzerindeydi. Şimdi bu bir bütçe telefonu olduğundan burada kablosuz veya ters kablosuz şarj yok. Ama şu var, kutudan çıkan 27 wattlık USB-C şarj cihazıyla %0'dan %100'e çıkmak yaklaşık 1,5 saat sürüyor. 30 dakikada yine yaklaşık %50 seviyesine çıkabiliyorsunuz hızlıca. Peki kameralar diyebilirsiniz. Şöyle Note 9 Pro, Note 8 Pro'da olduğu gibi 64 megapiksel görüntü sensörüne sahip. Bu sensöre 8 megapiksel ultra geniş, 5 megapiksel makro ve 2 megapiksel derinlik sensörü eşlik ediyor. Şimdi birincil kamera sonuçları doğru renkler, sıcaklık ve iyi dinamik aralığı ile bence gayet iyi. 9S'te yani bunun alt modeli kardeşinde 48 megapiksel çözünürlükte kırpma yaptığınızda görüntü biraz parçalanıyordu. Bu durum Pro modelinde biraz daha iyi. Gürültü birçok çekimde belirgindi ve gece modu bunu iyileştirmek için çok az şey yapıyor. Mesela Poco'nun gece modu bundan daha iyi. Yani benim en azından çektiğim karelerde daha iyiydi. Ultra geniş lens de iyi ama normal dinamik aralık ve ayrıntı sınırlamalarıyla karşı karşıya, bir de düşük ışıkta daha da kötüleşebiliyor. Şu da var, ultra geniş Poco'da da yine bir tık daha iyi arkadaşlar. Xiaomi yüksek megapikselli telefonların çoğunda olduğu gibi 4 ayrı pikselden gelen bilgileri tek bir süper pikselde birleştirmek için piksel binning kullanıyor. Böylece elde edilen çekimler aslında 12 megapiksel. Onları bir billboard'a yapıştırmayı planlamıyorsanız bu sonuçlar gayet iyi. Gerçekten büyük fotoğraflar istiyorsanız 64 megapiksel çekim modu da size sunuluyor. Manuel mod ikincil ve makro kameralar için de kullanılabiliyor. Menüden bunu seçebiliyorsunuz. Odak zirvesi ve pozlama uyarısı gibi üst düzey özelliklerde harika eklemeler. Kısaca kamera profesyoneller hariç çoğu insan için fiyatına göre oldukça kullanışlı ve yeterli. Kamera ayrıca 30 FPS'te 4K video çekebiliyor. Buna ek olarak görüntü sabitlemeyi de destekliyor. Yani bılır bılır çekmiyorsunuz bununla video çekerken. Sabitleme gayet iyi çalışıyor. Varsayılan video moduna ek olarak ağır ve kısa çekim video modlarınızda mevcut. Video kalitesi nasıl derseniz bir iPhone kalitesinde olmasa da anı kaydetmek için kullanılabilir. O halde sonuca bağlayacak olursam şimdi uygun fiyatlı telefon segmenti cidden rekabetçi bir segment. Yani bunda Redmi, Realme, Oppo, Huawei ve daha birçok cihaz bulunuyor ve sizleri şaşırttığı kadar bizleri de şaşırtıyor. Daha yüksek yenileme hızlı bir ekrana sahip olsaydı tavsiye edilmesi en kolay telefon olurdu. İşte burada Poco X3 NFC geliyor. Eğer daha yüksek yenileme hızı istiyorum diyorsanız tercihiniz Poco'dan yana olabilir. Eğer yeni nesil yüksek çözünürlüklü kameralar, işte su ve toza karşı dayanıklılık, 90 veya 120 Hz ekran yenileme hızı sizin için çok önemli değilse Redmi Note 9 Pro modelini tercih edebilirsiniz. Bir de şimdi şu var, fiyatları bilerek belirtmedim çünkü bu sıralar epey oynak. Hem dolar kuru hem de belirli indirimler var şu sıralar. O nedenle söylemiyorum fiyatlarını. Siz internetten girip bakabilirsiniz. Hani en kötü yorumlar kısmında size yardımcı olurum. Merak ettiğiniz konularda yine yorumlara yazabilirsiniz. Her türlü yardımcı olmaya çalışırım sizlere arkadaşlar. Evet, videonun sonuna geldik. Videoyu kapatmadan önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Sağlığınıza çok dikkat edin. Koronaya karşı, koronavirüsüne karşı gerekli önlemlerinizi alın. Dışarıya mümkün olduğunca çıkmayın arkadaşlar. Öyle söyleyeyim sizlere. Yeni videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.